Evet, canlarım, yavrularım, çoktan beri mutfakta yokum. Yemek videolarından tiksinti geldi diyenler edenler oldu. Gerçi herkes değil, sağ olsun, sevenler var. Ne atarsan at okşancım, her şeyi izleriz biz diyenler var. Onları canım benim baş tacı diyoruz onlara. Ötekileri de baş tacı, öbür ayak tacı. Bunu taktım bugün, böyle şey olsun. Değişiklik olsun, içimiz açılsın diye. Bugün sizlere ıspanaklı börek. Ama çiğden yapacağım. Ispanağı öyle kavurma mavurma hiç yok. Çiğden böyle. En sevdiğim öyle benim. Çok güzel, sulu sulu olur böyle. Ispanağı asla öldürmüyoruz. Ispanak zaten canı ne ki? İki tane patlatsan yapışacak yere. Biliyorsunuz fazla canı yok onun. Canlarım. Ben ıspanağı şey yaptım. Şimdi bakın. Ispanağı ne yaptım? Sirkeli suya koydum. Neden? Çünkü şeyi gitsin. Neyi gitsin? Toprağa gitsin, demiri gitsin. Ispanakta biliyorsunuz demiri gitmesin canım, pardon. Neyi gitsin? Şey gitsin. Tozu toprağa gitsin diye. Buna koydum. Bir de fazla su gitmesin diye. Bu ara bana bir su faturası geliyor, anlatamam size. Şok oldum ya. İlk defa bana çok su faturası geldi. Şok oldum. 30 lira. Aa. Vallahi normalde 20 lira falan geliyordu bana. O da vergi parası ya. Bakın şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Sirkeli suda yarım saattir bekliyor vallahi. Bak. Şöyle hemen lavaboya koyuyorum. Lavabo temiz olması lazım. Şu kalanları da alayım. Ay, ıspanak çok seviyorum hayatım. Ay, önce suyu dökecektim lavaboya da. Neyse hadi. Suyu götüm de şeye dökeyim de. Tuvalete. Bakın canlarım, bakın. Kumlara bakın. Çalkalamadım. Bir de dökerken de ekstra kumlara gitti. Tabii bakın kumlara. Bak şurada birikmiş kumları, gördünüz mü? Ya. Şimdi lavaboda da bunları güzelce yıkayacağım, mecburum. Yıkamak zorundayım. Ama çok su gitti. Su git, çok su harcıyorsunuz lafına maruz kalmamak için orayı naşlatayım. Ay, mis gibi yıkadım ıspanaklarımı. Ya fazla su harcamadım. Sizi görmediniz ama yani 2 çay bardağı kadar su harcadım biliyorsunuz. Orayı çekmeyi unutmuşum külünden bakiden. Canlarım, ıspanaklarımızı bıçakla doğramıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Elimizle koparıyoruz. Buyurun. Vitamini ölmüyor hem biliyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Buradan kalkıp da vitamini ölmüyordur diye ben size öğrettim diye bir havalara girmenin bir alemi yok. Şöyle bakın büyük böyle. Siz böyle elinizle parçalayın şöyle. Buyurun. Yok ince ince kıyılacak filan, asla öyle bir şey yok. İnce ince kıyılmasın. Hatta ben bakın bu saplarını da kullanıyorum. Mis gibi oluyor vallahi, sulu sulu. Bir börek olacak inşallah, maşallah. Yallah. Bugün günlerden cuma. Bugün belki bir yayın yaparım Instagram'ımda. Instagram adresim oksanbüyük34. Biliyorsunuz. Her zamanki gibi. Ya bunun bizim orada şeyini yaparlar. Normal hamur ben yapmıştım herhalde bir kere videomda. YouTube'da yaptığım videoları da unutuyorum biliyor musunuz? Şunu yaptım mı, bunu yaptım. Ay bu da çok büyük olmuş anacığım. Bu kadar da olmaz. Şöyle bu kadar da yapmayın. Böyle kesin elinizle. Ha. Koparın elinizle. Mesela marullar. Marulu falan da böyle salata yaparken böyle elleriyle şey yaparlar. Doğrarlar böyle elleriyle. O kadar kolay ki bu börek. Zaten hazır yufkadan yapacağım. Şeyden değil. 4 yufkadan yapacağım. Şimdi demeyin ki okşan. Bu ıspanak çok fazla. Ispanak biliyorsunuz hemen geberiyor. Ölüyor yani. Şimdi bu böyle tamam. Bakın şimdi canlarım. Hemen benim o tuzluğum kırıldı ya yine biliyorsunuz. Neyse. Bundan hemen şöyle tuzunu güzel tuzunu ayarlıyorum. Bakın şöyle şu kadar tuz. Şöyle güzel. Evet tuzunu ayarladım. Ondan sonra hiç karabiber. Ay! Ha, dolabı kapatayım derken kamerayı çekmişim bu yana. Dolap zannettim kamerayı. Ha. Ondan sonra kesinlikle sıvı yağ döküyorsunuz canlarım. Sıvı yağ dökmeniz gerekiyor. Şöyle güzel yağını dökün. Ispanak yağ sever biliyorsunuz. Ha. Böyle güzelce yağını dökelim hayatım. Hep çiğden, bakın çiğden yapıyoruz. Yağ da. Ve bir de şey olacak bu, görüyor musun? Ne onun adı? Sağlıklı olacak. İlk defa sağlıklı bir şey yapıyoruz.
Helal kızakuşanım sana. Ha. Bu kadar. Soğan, moğan hiçbir şey koymuyorsunuz içine. Bakın bir deneyin. Yemin ediyorum size çok butların butu şeker oluyor. Ha. Laçonos sizi dövmeyecek o gün. Dayak yiyen gacılar varsa onlara sesleniyorum buradan. Kocalarından dayak yiyen gacılar. Sizlere sesleniyorum hayatım. Bunu yapın o gün sizi dövmez. Ama ertesi gün döver yine. Ertesi gün bayat olarak önüne koyarsan bunu tabii ki de öldürür dayaktan seni. Bakın şimdi ben bu yağlarla bunları bulamaç yapıyorum. Yazık dayak yiyen kadınlar da ekonomik özgürlükleri midir nedir? Ondan yok herhalde. Keşke bir tane olsaydı evlerinde ekonomik özgürlük denen şey. Ondan şey olurdu. Az dayak yerlerde gacılar. Güzelce tuzlar bir yerde kalmasın hayatım. Tek bir yerde kalmasın tuzlar. Güzelce harmanlıyoruz. İşte böyle. Hah. Bu kadar. Gördünüz mü? Nasıl yağ şey kendini saldı. Bakın hiç videoyu kesmeden kırpmadan o kadar hızlı bir şey ki bu. Hemen ne yapıyoruz? Tepsimizi yağlıyoruz. Yağlı kısmı. Tereyağının lezzeti gizli nerede yok? Ay bitti mi acaba? Ay burada ödüm patladı. Tereyağının lezzeti gizliden alıyoruz. Bir fırça yardımıyla şeye sürüyoruz. Ay, tepsiye sürüyoruz. Fırçayla şöyle güzelce yeğliyoruz. Ha, siz bana bakmayın. Siz fırçayla sürün. Ben pisliğin teki olduğum için ben böyle yaparım. Pislik. İğrençsin okşan. Senin evinde var ya okşan. Kabuklu ceviz bile yenmez. Haklısın hayatım. Evet 4 yufkamızı alıyoruz. Bok yenmez. Niye yenmiyormuş? Aç kal bakayım nasıl yiyoruz. Öyle de bir yersin ki vallahi. Kız ben bunu yapmış mıydım acaba ıspanaklı börek? Yok. Hatırlamıyorum yapmadım herhalde. Biraz elma sulayım şu an alıkma. Alıkma. Alıkma canım. Bunu açık bıraktık mı hayatım? Heh, bıraktık. Ay. Okşan, poku yiyen okşan. Yırtıldı. Şimdi bıraktık. Hiçbir şey sürmüyoruz. Yok arasına harç, yok yoğurtlu, sütlü. Hiçbir şey. Asla. Sebebini söyleyeceğim size birazdan. Şunu da ortada ikiye böldük. Buruşturuyoruz. Neden bir şey sürmeyeceğimi anlatacağım size. Siz diyeceksiniz ki okşan oraları kuru kalır. Madde olur diyeceksiniz. Süt, yoğurt hiçbir şey karıştırmıyorsunuz. Ondan sonra hemen ıspanaklarımızı yayıyoruz bu kata. Şöyle güzel bol bol. Ispanak bol zaten. Bol gözüküyor ama pişince azalacak o canların biliyorsunuz. Güzel ıspanağımızı yaydık. Bakın ufak bir tepsi tercih etti okşan. Üstüne tekrardan hemen acil bakın. Yani bu hızlandırmış video bile değil. O kadar hızlı olacak ki bu börek. Şöyle hemen. Ama biraz bekleme süresi olacak pişmeden önce onu söyleyeyim. Ha. Şöyle. Bunlar hep benim buluşlarım kızlar. Hiç arasına yoğurt, yağ karıştırıp böyle arasını deli gibi sürüyorsunuz ya. Hiç gerek yok öyle bir şeye canlarım. Hep uyduruyorlar, sizi kandırıyorlar. Videoları uzun olsun diye. Madiden öyle yapıyorlar o öbür kanallar. Yok arasına şunu sür, bunu sür. Yok kürek, yok similya. Evet, bunu da koyduk mu hayatım ıspanağımızı? Tekrar en üste derdik. Ne yapıyoruz? Tekrardan yine ortadan ikiye bölüyoruz. Genişi güzel. Üçe de bölebilirsin. Maksat ortada buruşsun. Şöyle. Şöyle buruşuk buruşuk. Heh. Senin suratın var ya, senin suratın gibi buruşuk işte. Aynı böyle senin gibi buruşuk olacak bacım. Heh. Tamam. Evet derdik. Şöyle şurada da kaldı biraz. Şöyle kapatıyoruz. Kalan ıspanakların hepsini yayıyoruz. Güzelce yayıyoruz hayatım. Mis gibi olacak yemin ediyorum size. Böyle bir lezzet yok. Bunu yiyin ölün. O derece. Ölmeyin tabii de. Heh. Şöyle bunun biraz suyu muyu da kaldı. Ispanağın yeşil suyu canlarım şöyle. O suyunu da koyalım şöyle. Oh. Boşa gitmesin vitamini. Bol bol vitaminli canlarım. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen en alttaki yufkamızı kapattık. Üstüne doğru şöyle. Heh. Kapatıyoruz. Siz bir deneyin de görün gününüzü. Dermiş. Evet. Ay. Ah, ah.
Çok hava attın okşan. O yüzden madilik oluyor da az daha. Ama asla izin vermeyeceğim. Böreğimin madilik olmasına asla izin vermem. Asla. Evet, orayı yamadık. Börek de meşhurdur biliyorsunuz yama yapmak. O yüzden söylemiyorum bile. Canlarım şimdi bunu böyle yaptık. Şimdi bunu normal şeyle elinize ne geçirirsiniz? Bu daha kolay kesiyor o yüzden. Satır. Kesiyoruz satırla. Bak al bıçak olsa 10 saat uğraşırsın. Yemin ederim vallahi komiklik olsun diye yapıyorsam. Asla. Bak al bastırmadan bak gitti. Al. Nasıl kesiyor bak. Al sana satır. Börekçilerde de biliyorsun börekleri satırla keserler. Evet. Doğru Okşan. Haklısın. Çok fazla o kadar kesmenize gerek yok. Çünkü neden kestiğimi söylüyorum. Sıkı durun. Kıpraşma. Sıkı dur. Söylüyorum. Çünkü üstüne sos dökeceğiz. O aralara sürmedik ya hani. Biz üstten dökeceğiz. Evet. Bu şekil uzun uzun börek olsun istiyorum ben. Şimdi şu şurada dursun. Hemen sosunu hazırlayalım. Darling. Canlarım bir tane sade. Dikkat edin sade olmasına. Ay. Heh. Ben alışkınım bunları böyle açmaya. Yavaş dökün köpürmesin. Şöyle döktük. Koyduk kenara. Ondan sonra şöyle önce bakın. Bir dakika canlarım. Orada kalsın. Soda biraz kalması gerekiyor küründen madiden. Hemen yumurtayı çıkarıyorum. Bak hemen yumurtayı kırıyorum şöyle. Yumurtayı kırdım. Niye hızlı yapıyorum biliyor musunuz? Hani çok hızlı da olabilirdim amaçlı. Söylüyorum ya. Hemen yumurtaya tuz döküyorum. Ondan sonra yumurtayı maalesef herkesin yaptığı gibi çırpıyorum. Aslında hiç sevmiyorum herkesin yaptığı gibi yapmayı da. Mecbur çırpıyorum. Evet. Yumurtanın sarısı değil. Beyazıyla beraber. Çırpıyorum. Çırptım. Hah. Çırptım. Şimdi bunun içine bol sıvı yağ döküyorum. Yumurtanın içine. Bayağı döktüm gördünüz değil mi? Ya. Biraz daha çırpıyorum. Bunlar benim deneme yanılmalarımla olan bir börek. İnanın çok güzel oluyor. Şöyle. Yağla kavuştu bu. Ondan sonra bir tane kaşık. Kaşık alıyorum. Kaşıkla şöyle. Şöyle güzelce. Birbirine şey olsunlar. Evet. Kaşıkla yayıyorum hayatım. Bakın. Güzelce yayıyorum. Hiç korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Korkma yavrum. Ah ah. Korkma diye diğeri hale geldik. Şu halime bak. Gacı kılığında yemek yapıyorum. Ya korkmaya korkmaya oldu bunlar. Bence siz korkun biraz. Evet. Güzelce. Bakın. Yumurtaladım gördünüz mü? Yumurta ve sıvı yağ. Siz sonuca bakın sonuca. Sonuç önemli. Hah. Şöyle. Kuru yerlerini iyice yedirin ama. Dikkatli olun. Böreği yırtmayın. Yufka taze ise zaten yırtılmaz kolay kolay. Şimdi tamam. Bu ne? Maden suyu. Şöyle. Maden suyu da şöyle. Döküyoruz üstüne. Canlarım. Bunu şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir gece. Bunu ertesi gün yapacağım ben. Bir gece buzdolabında bekleyecek bu şekilde. Bir gece buzdolabında bekleyecek. Anladınız mı? Bu lezzetli şeyleri emecek çünkü bu. Ben bunu şimdi buzdolabına koyuyorum. Canlarım yarın görüşmek üzere. Ama bu daha sonra yarın olmuş olacak videoda ama ben şimdi kapatıyorum. Yani yarın cumartesi o gün pişireceğim. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Ertesi gün pişireceğim. Vallahi. Ah canlarım günaydın. Merhabalar, günaydınlar. Fırınımı ısıttım. Ertesi gün oldu biliyorsunuz. Şeyim de burada bakın.
Nasıl çekmiş görüyor musunuz suyunu? Komple çekmiş ama hala parlaklığını koruyor çünkü yumurtalardan dolayı ya da yağdan dolayı. O kadarını ben de bilmiyorum. Şimdi altın üstü fırında 800 derecede pişiriyoruz. Olur mu canım? 200 derecede piş. Aa, eyvah gitti burası. Ne oldu buna? Piş, piş yavrum, piş. Herhalde bir 30 dakikada falan pişer. Hadi bakalım, hadi. Ay ay vallahi kokusu içeri kadar geldi. Şimdi açıyoruz bakalım. Hey, my God. Ay ay çok sıcak. Ana bez de yok. Ay bu ne? Ay dur bunu. Ay titrelerimden çıkarayım tampon. Ne yapayım bunu alayım bari. Ay ne olduğunu anlamıyorsunuz değil mi? Bu elimdeki şey bu. El bezi canlarım. Ay bu da gelmiyor. Elimdeki el bezi canlarım. But kabarmış. Bakın bakın bakın. Şıkır şıkır nasıl bir şey görüyor musunuz? Şöyle bir 3-4 dakika daha dursun bu ha. Ay bu benim şey titrelerimi büyüten şey. Dur yine titrelerimi sokayım bunu ha. Tamam şöyle 3-4 dakika daha dursun ama bu. Biraz daha kızarsın. Çok az daha. Çok sıcak. Ay artık yeter. Bu kadar yeter. El bezimizi alalım. Titelerimin içinden hem el bezi hem tampon bu. Biliyorsunuz. Tite büyüten. Bunlar tite büyütür. Vatka bu. Yıllardır kullanır. Bak ne hale gelmiş. 20 senedir titelerimin içinde bu. Şimdi el bezi oldu garibim. Ne yapsın? Benim evime gelen var ya hayatta bir şey yemez. Daha iyi işte okşan. Senin istediğin de bu değil mi? Kimse habbelerini yemesin. Hepsini sen ye. Ay bir şey diyeyim mi? Neyse zaten ben yiyeceğim. Benim titam. Benim titama değdi bu. Sonuçta şuradan tutayım canım. Benim titam bir tam. Ay bismillah. Tamamdır. Canlarım bu arada bir şey diyeceğim. Ben yorumları okuyordum. Şey diyenler olmuş. Benim hani kedimin kafatasını gördüm ya. Ben o videoda kedimin kafatası komple var. Vardı. Ben orayı kırptım. Ne yaptım ettim? Kırptım orayı. Hatta kedinin kafatasına çekiçle vuruyorum. Taş zannediyorum. O kötü bir görüntü olmasın diye ben bile görmek istemedim çünkü. Benim böğürmemi, midemin bulanmasını şey zannedenler var. Hani kediden tiksindim, kedinin ölüsünden tiksindim zannedenler olmuş. Öyle şeyler yazanlar olmuş. Ben kediden tiksinsem Allah aşkına ben kediler benim suratıma işeyip sıçtılar. Camdan ben anlatmıştım camdan yazın. Kediler benim suratıma işiyorlar her zaman. Her zaman değil de ara sıra. Kaç kere işediler. Tadını bile biliyorum yani. Tanırım yani tadını düşün. Ama gerçekten ona da üzüldüm yani. Nasıl ben kediden tiksinsem ben evime kedi sokar mıyım? Allah aşkına öyle bir şey olabilir mi? Neyse Madi'den yazıyorlar diye düşünüyorum. Canlarım börek bakın çıtır çıtır oldu baklava gibi bakın sese bak. Bak. Duydun mu kız? Hatice. Ha? Hatice değil neticeye bak çıtır çıtır oldu. Bu çıtırla da neyin verdiğini tahmin ediyorsunuz. Soda. Bu çıtırla soda verdi. Soda dökmeseydim böyle çıtır olmazdı. Hamur gibi olurdu. İnanılmaz güzel oldu. Bakın ıspanaklar zaten yeşil yeşil oradan yufkanın altından böyle gölge gibi kendini gösteriyor. Mis gibi oldu. Şimdi bunu güzelce bir keseceğim hayatım. Zaten kesmiştim de yine keseceğim. Kesik attığım yerlerden çok kolay kesilir zaten. Al. Al bak üstünden al. Bak al. Hiç şey yapmıyorum. Hiç bastırmadan. Satırla. Vallahi satırla. En güzeli satırla. Her şeyi satırla yapın. Yani. Seri katil mi olacaksın? Direkt satırla yap. En mantıklı. Şöyle güzel. Oh. Vallahi. Ay sesi duyuyor musunuz? Çıtır 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 o sesler Allah'ım. Ben böyle ses. Ben böyle aşk görmedim. Ben sebepsiz sevmedim. Uyma ellerin tuzaklarına. Atma beni uzaklarına. Eyvah. O kestiğim yerlerin üstünden geçiyorum yani anladınız mı? Canlarım. Öyle kaynar sıcak sıcak gelmez. Onu da söyleyeyim size. Mis gibi oldu vallahi. Oh. Bunun yanında böyle
buz gibi ayran. Kola mola da içmiyorum ya artık. Azalttım. Haftada bir belki içerim. Şimdi bunun üstünü sofra bezimle güzel bir örteyim önce. Şöyle. Biliyorsunuz. Ay bu sofra bezini görünce acıkıyorum nedense. Allah'ım ya. Sofra bezlerini gördüğüm zaman acıkıyorum. Neden bilmiyorum. Bakın. Şöyle güzelce. Oh. Şöyle altlarına da şöyle yapayım. Güzelce dinlensin bu. Ilık. Börek ılık yenir. Çok sıcak da yenmez. Bütün yemekler ılık yenir gerçi. Oh, bak hala çıtır diye ses geliyor yavrum benim. Şu kapatayım ki hamam böcekleri gelmiyor. Yok canım hamam böceği yok yok. Yok yani ben yatarken geliyor mu bilmiyorum da. Yalan yok yani. Bir gün hamam böceği değil de ufak böcekler benim kulağıma kazmış. Onlar şu an yok yok oldular. Kulağıma kaçtı. Ondan sonra internetten baktım. Kulağımın içinde geziyor. Vallahi doğru. Ondan sonra şey yaptım. Kulağıma sıvı yağ mı damlatmıştım? Sıvı yağ damlattım. Yan döndüm. Biraz bekledim. O böcek sıvı yağda boğuldu. Debelendi. Öldü. Ondan sonra öbür tarafa döndüm. Ay bir baktım oradan hakikaten çıktı böcek. Ölüsü çıktı ama. Gebermişti o anda. Neyse bu beklesin. Ay çok iştahınızı açtım değil mi? Maşallah. Ay böcekli yeri anlatmasaydım keşke. Bu sefer kırpacağım orayı. Hadi. 5. Dünya Harbi. Ayhan yatıyordu orada. Osman da sinsi sinsi içeri girdi. Bakın madilik mi var? Osman nasıl bakıyor ayağını diyor. Osman! Ayhan yatakta mı yatıyor? Ah 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 Ayhan ah. Bakın canlarım. Bitkilerim orada. Masayı buraya aldım. Niye böyle? Oo çok şey gözüküyor. Işık yanıyor. Ha bir dakika ışığını kapatayım. Ha kapattım. Niye böyle gözü çok açık şey renk gözüküyor yok bahçe. Allah Allah. Çok ışıklı gözüküyor. Çok fazla ışıklı gözüküyor. Maddi, maddi. Osman. Bak Osman çiçeklerimi parçalayacak. Dediniz ya kediler bırakmaz onları diye. Dur bakayım madrik yapacak mı? Osman. Kunikoji, Kore, Kutti, Pazartesi geliyor belediye. Ay evet Osman saksılara yanaştı. Eyvah madilik. Yala kendini yala çuç. Ay ha. Bakın yine çöp topladım bahçede görüyor musunuz? Bir ton çöp. Neden bahçenin videosu böyle şey gözüküyor? Çok bembeyaz. Evet Ayhan yanaşmıştı saksılara da. Ayhan değil ayol Osman. Osman herhalde pişer alacak yer alıyor bence. Osman sakın oraya pişer alıkma bak oraya kediyi gömdüğüm yere. Buraya. Geçen kafatasını gördüm zaten. Psikolojim alt üst. Bu incir ağacıma baksanıza dev gibi oldu. İlk defa bu kadar büyüdü bu sene. Küçücüktü o. Çok saldı kendini bu sene. Resmen duvarda ağaç. Masayı buraya aldım. Çünkü orada yağmur falan ya. Buranın üstü kapalı bakın. Orada dursun. O böcekleri falan yakalıyor. Ay kumu eşiyor. Bak tuvaletini yapacak. Evet. Kumu eşti. Sıç sıç yavrum. Sıç kızım. Güzel kız. Sıç okşanın bahçesini. Herkes sıçıyor. Bak bu kağıt atıyorlar. Sen de sıçıver. Ne olacak? E bunlar sıçsın canım. Ne olacak? Bunlarınki doğanın kanunu. Onlarınki orman kanunu. Ayhan da burada kukurikleniyor. Kendini yalıyor. Ya. Ayhan. Bebeğim. Çikolata çikita. Size bir şey diyeyim mi? Bunlar üstten filizlendi bakın. Ya da alttan kurudu, üstü kurumadı mı? Bence filizlenmiş domatesler bakın. Bak. Altları kurumuş. Şurada biraz öyle gibi. O kuruları kes dediler bana. Biberler zaten fena değil. Bunda bir yaprağı kurumuş, iki yaprağı. E tabi toprak değişti o kadar olur. Soğanlar maşallah biliyorsunuz soğanlar her yerde büyür. Al. Burada da büyümüş. Bu da soğan. Oo bir sürü olmuş bak soğan.
Şimdi şunda daha bir şey yok. Buna ne dikmiştim? Biber mi? Aa, bu soğan değil herhalde. Bir dakika. Bu soğan 1, 2, 3, 4. Abi biri başka bir şey bence bunun. Şu herhalde başka bir şey. Çünkü birine biber mi dikmiş? Aynı dikmiş. Ne diktiğimi de unuttum valla. Neyse canlarım, bu kuru yerlerini kestirdiler makasla. Benim de başka makasım yok, bu var. Terzi makası. Bu şeylerini şöyle kuru kuru, bak kurumuş. Al, böyle kestirdiler. Hah, kestim. Şunu da şöyle. Bak şurada var. Oo, bu çok kötü. Bu ölmüş. Böyle kestirdi bunları. Çünkü ama bu makas kesmiyor. Madi makas. Hah, bunu kesti. Şöyle. Cik cik. Ay bunu çok, ay ne keseceğim ya. Elimle koparayım. Makasla olmuyor. Bak. Ölmüş. Bunu da böyle. Bu rahmetli olmuş zaten. Bunun tepesi büyümüş hayatı. Bu ölmeyecek herhalde. Şurası da gitmiş. Şunu alayım. Ölmüş yaprakları. Ay bu duvara değiyor diye mi kuruyor acaba? Duvara değdiği için mi kuruyor? Bak bu fena değil. Heh, bu iyi. Bu iyi gidiyor. Bunun da tepesi iyi. Kuru yerlerini alayım bunların ben en iyisi. Evet. Böyle kamera çekerken olmuyor. Ha, işte bak ne güzel oldu. Al. Bayağı bir şeylerini budadım bak. Ay sap gibi kaldılar ayol. Yavrularım kel kaldı. İki tane de bu çubukları diktim. Paket lastiğiyle de bunları bağladım. Bakın şöyle. Ah. Şimdi duvara da değmiyorlar. Bak üstleri yeşil. O kuru yerlerin hepsini aldım, haşlattım. Bunlar da biberlerim biliyorsunuz. Şimdi bunlar domates, biber falan olursa artık işçi falan 20-30 tane işçi tutmam lazım o şeyi toplamak için. Hasat yapmak için yani. Artık YouTube'dan duyururum. Domates, biber, soğan toplamak için mevsimlik işçi isteyenler varsa toplamaya gelebilirler. Derlik hadi bakalım. Ayhan gelmek istiyor. Osman kombinin üstünde bırakmıyor, içeri girsin. Şimdi buradan gelip şöyle giriyor, Ayhan aşağı atlıyor. Osman bırak girsin ya. Of. Ayhan gel. Gel annem. Sen leç olsun o gacı. Hemen sollayıver gir. Bir şey demez. Sen daha kaslısın, daha güçlüsün ondan. Ama Osman tabii nalet. Bırakır mı? Ah. Ah geri geri gidiyor yavrum, ne yapsın? Aptal Ayhan. Gelemiyor musun? Tabi gardiyan orada bekliyor, gardiyan. Ne oldu annem? Tabi bu perde, öbür perde çift taraflıydı, hemen atlıyordun aşağı, şimdi atlayamıyorsun. Mecbur bu taraftan gelmen gerekiyor. Ya. Yah yah yah. Ben de şurayı açarım, buradan girirsin. Kısa yol yapıyorum sana Ayhan. Dur. Dur yavrum. Ah dur çocuğum, dur yavrum. Osman şimdi görür gününü. Aa. Benden de korktu. Gel. Ayhan gel. Gel aşkım. Heh, şimdi gelirsin buradan. Ya buradan şimdi atlayabilirsin. Osman Ayhan'a yol açtım ama Ayhan yine aptallaştı, gitti orada yatıyor. Ah canlarım, yavrularım, derliklerim. İyi geceler, iyi geceler. Ay uyuyamadım. Yok uyuyamadım hayatım. Banyoda yaptım, o yüzden kafamı bağladım, kafam üşümesin diye. Diyeceksiniz ki bu ne böyle? Hem yorgan hem bir de battaniye üstüne. Vallahi İstanbul şey soğuk yani. Haziran geldi. Temmuz, Ağustos, Eylül'de ısınır herhalde. Bilmiyorum. Ben mi üşüyorum? İstanbul soğuk, bilmiyorum. Banyo yaptım. Kafamı bununla bağlıyorum ben, banyo yaptığım zaman. Şey olmasın diye. Kafam üşütmesin diye. Uykum kaçtı. Ay nasıl uyusam, ne yapsam, ne etsem. Bari bir video açayım dedim de. Bir anı anlatayım. Belki uykum gelir. Ninni gibi sizle konuşunca şöyle. Aslında benim bir uyuma şeklim var. Göstereyim size. Şöyle bak. Göstereyim, dur bak.
Şöyle yatarsın. Şu parmağını şöyle yap. Bak uyuyamıyorsun ya, benim gibi sağa dön, sola dön, tavana bak, duvara bak, aşağı bak, yukarı bak. Ona bak, buna bak. Uyuyamıyorsun. Bazen oluyor öyle. Neyse. Çok günahkar çok günahkar insanlar uyuyamaz derler de, ne kadar doğru bilemem, ne alakası var. Ben kafayı da takan biri de değilim mesela, öyle hani şey değilim. Kafayı bir şeye takarsan uyuyamazsın ya. Öyle kafaya bir şey takan bir insan da pek değilim yani. Öyle buradan girer, buradan çıkar. Keşke girse de çıkmasa. Allah korusun, çıksın gitsin. Kış kış kış, yallah horsuzluk. Ha. Ne diyordum? Uyuma şekli göstereyim size. Bakın şöyle, şu parmağınızı alın. Şöyle bak. Bak göstereyim size şöyle. Yattın ya da şöyle bak. Şöyle. Yukarı doğru. Tıraş olur gibi bak. Ben hiç tıraş olmadım gerçi de. Gördüm yani, erkeklerden gördüm. Bak böyle. Böyle yapın. Şöyle. Gözünüzü de kapatın böyle. Şu an gözüm görünmüyor. Panda gibi. Niye öyle oldu? Şöyle. Şöyle yapın. Bak bak kafa bak bak öyle. Aa. Kafam nasıl gidiyor? Bak şöyle. Hani kedi sever gibi. Kendiniz sevin sonra. Böyle bak. Sakinlik, huzur. Ay çok sakin. Çok huzur bak. Ah. Acaba korkan oldu mu bunu izlerken? Bilmiyorum. Ay özür diliyorum, korkuttuysam bir kendinize gelin diye. Şöyle bir silkelenin diye. Ay dişlerim nasıl bembeyaz parlıyor. Yapma dişe bak. Atlar leş gibi. İsterim. Ay üstten duydular herhalde, ben bağırdım ya, neyse. Onlar da her boku yiyor, ben onlara bir şey diyor muyum? Şimdi bir anı düşüneyim de, bir anı var da onu anlattım mı anlatmadım mı vallahi bilmiyorum. Herhalde anlattım mı acaba, ya da canlı yayınlarında birinde mi anlattım emin değilim. Onu mu anlatsam acaba, dur bir düşüneyim bakayım. Canım bütün anılar lalülükle alakalı olacak diye bir şey yok. İlkokul 5. sınıfta başıma gelen bir şey anlatayım size. Bir tane adi, neyse adi demeyeyim de, neyse. Bir tane müdürümüz vardı. Ay bir nalet, bir nalet de var ya Allah. Beni de hiç sevmezdi. Hiç sevmezdi. Nefret ederdi benden. Yakaladığı yerde döverdi. Ya çoğu kişiyi döverdi de, beni ekstra döverdi. Ekstraya şey yapardı. Ekstra elma suyu. Tabii ekstra döverdi beni. Neyse. O zamanlarda şey vardı böyle. Eski zamanlarda okullarda böyle dolap gibi bir şey vardı. İçinde işte hikaye kitapları, cin Ali, min Ali, öyle şeyler, bir şeyler işte kitaplar vardı. Ben de pek kitap okumayı sevmem, yalan söylemeyeyim yani. Pek kitap okudum, geçmişte okudum ettiğim vardı da, ne okumuşumdur işte. Kaşağı'yı okumuştur, Ömer Seyfettin Kaşağı. O kadar dermişim. Cin Ali'nin bütün serilerini bitirdim dermişim. Yok yok, okuduğum şeyler var. Kaşağı tabii ki hikaye oluyor galiba. Roman değil. Neyse, bir tane kitap kayboldu okulda. Bir kitap kayboldu. Hemen beni suçladı. Sen aldın bak getir diyor bana. Okulun müdürü bir de. Eş! Aa, bak ben size dedim, gördünüz mü? Kafama bunu bilerek bağladım, ben çok hasta olurum. Ha neyse. Aa diyorum, ben çalmadım diyorum, ayol diyorum. Aa, ayol demiyorum tabii o anda da, ben çalmadım diyorum. İlkokul 5'teyim. Ve ay resmen o yaşta bana hırsız damgası vurdu mu? Okulda herkesin içinde bir de. Ne biçim insanlar ya. O yaşta bir çocuğa. Ben yapmadım etmedim, gittim ağlıyorum ediyorum. Ay aileme söyleyecekler bilmem ne diye korkuyorum. Kitap ben almam mümkün değil çünkü ben hiç kitap zorla verseler zaten almam. Kitap okumaktan nefret ederim, hiç sevmem ben. Ama okumak lazım. Burada kötü kötü örnek olmayayım da. Ay niye üşüttüm ben böyle, alt tumanımı da giydim, her şeyimi giydim. Neyse. Ay yok. Yakamı bırakmıyor, sen çaldın. Bak getir bir şey demeyeceğim diyor bir de. Vallahi diyorum öğretmenim, ben çalmadım diyorum, ben almadım diyorum yani. Yok. İlla o şey sen aldın, sen ettin diye. Günlerce bana şey yaptı. Sonra birden sustu. Bir daha demedi bana. Belki de buldu. Buldu mu, bulmadı mı bilmiyorum. Bir de
Kitabın ne olduğunu da bilmiyorum yani. Hani nasıl bir kitaptı bilmiyorum yani. Acaba başkaları mı dedi ona bu çaldı diye benim çaldığımı. Bilmiyorum valla. O öyle konu öyle kapandı ama içime dert oldu yani. Hani yapmadığım bir şeyden dolayı suçlanmak. O içime dert olmuştu. Öyle yani. Dur bir yanı daha düşüneyim de onu da anlatayım size. Hah geldi aklıma. Dur. Evet. Ay. Su şey olmuş. Çiş gibi olmuş. Bekleye bekleye. Ha. O plastiklerden de içmemek lazım. Doğru. Bir günde yıllar yıllar önce daha yeni laleyim o zamanlar. Karakola düştük. İstanbul'da değil başka bir ilde oluyor bu. Artık çoğu yerin adını vermeyeceğim. Madilik oluyor. Sonra boş ver. İsim de vermeyeceğim. Neyse. Bu bir tane de ben bir tane bir Lali ile tanıştım. Arkadaş olduk onunla. O da üniversite öğrencisi miymiş neymiş. Ama ben tabii kaşarım ona göre. Ben daha kaşardım ondan o zamanlar ama o yeni evden naşlamıştı. Evden yeni kaçmış o zamanlar. Saçları uzun böyle şuraya kadar. Kıvırcık böyle. Onu da sarıya boyatmıştı. Titeleri yoktu. Şeyi koyuyordu içine pamuk koyuyordu. Memelerin içine pamuk koyuyordu. Sünger koyuyordu. Çorap koyuyordu. Bez koyuyordu. Yastık kılıfı koyuyordu. İşte ne bulsa koyuyordu. Bütün her şeyi saydırmayın bana. Ha. Ondan sonra biz ikimiz bununla karakolluk olduk mu? Bunun yaşı da tabii 18'den küçük. Benim de küçük. Sonra karakolda bunun annesini aradılar mı telefonla? Ben şey diyordum. Ben yetimim öksüzüm diyordum karakollarda küründen ki benim ailemi aramasınlar diye. Yetimim öksüzüm dedim küründen. Yani onlar da umursamıyordu. Neyse bunun ailesini pardon. Bunun ailesini aramak değil. Onu karakola bildirmişler. Kayıp diye. Ailesi. Annesi böyle cevvalde bir annesi vardı. Ay bayağı bir dişli bir kadındı annesi. Neyse. Ay annesi bir geldi. Bunu ilk defa böyle görecek. Saçı başı. Titeler. Gacıvari kıyafet. Annesi karakola bir girdi bir hışımla arkadan gördü onu tabii tanımadı. Ben de sonradan oldum annesi olduğunu. Nerede o nerede o diye onun normal öbür adını söylüyor. Ay o da buradayım dedi böyle korktu tabii o öbürü. O arkadaşım korktu annesi gelince. Ondan sonra bu saçlar ne diye bağırdı kadın böyle ama nasıl bağırıyor çığlık çığlığa. Bu saçlar ne tuttu diye dedi. Bu çıkar o kafandaki peruğu dedi. Takma saçını dedi bağırdı. Çıkar o kafandaki takma saçı dedi. Tuttu saçını çekiyor çekiyor. Tek çal bir ki takma saç değil ki. Kendi saçı. Benim saçım benim saçım diyor. O da tutmuş böyle. Benim saçım benim saçım diyor diyor. O da hava mı atıyor o anda bile hava atmayı mı düşünüyor acaba? Neyse. Ne senin saçın bilmem ne işte senin saçın benim saçım. O çekti sonra aralarına bakıyor kaynak mı attırmış diye kadın. Bakıyor bir baktı ki kendi saçıymış. Sonra bunu ne yaptılar? Bunu teslim ettiler ailesine tabii. Beni de ertesi gün sokaklara saldılar. Onu ailesine beni sokaklara. Ya öyle hayatım. Bu kadar. Daha da anlatayım. Bir tane daha mı anlatayım? Hadi bir tane daha anlatayım. Dur. Hah, çok az oldu. O yüzden. Hah, bir tane de böyle çok uzak bir yerden gelmiş. Böyle doğudan bir yerden gelmiş bir tane bizimkilerden. Daha yeni İstanbul'a yeni geliyor. O kadar kezban ki yani hiçbir şey bilmiyor garip ne yapsın. Denizi ilk defa görüyor. Martıları düşün martıları ilk defa görüyor. Martıları bile abi burada tavuklar uçuyor demiş. O derece bilmiyor yani. Martıyı ilk defa görmüş. Martıları tavuk zannetmiş. Burada demiş martılar bile tavuklar uçuyor havada demiş. Öyle arkadaşına söylemiş. Öyle bir rivayet var. Söylendi yani. Neyse bu gel zaman git zaman şey oluyor. Kaşarlaşıyor tabii. Orada insan ne olur? Piştikçe pişer zamanla. Her insan pişer yani, kaşarlaşır. Neyse bunu bir gün paparonlar almaya çalışıyor. Polisler. Çarktan almaya çalışıyor. Bu da kendi kafasına göre bir plan yapıyor. Bir yerlerden buna böyle demişler. Böyle yaparsan cinsel organını kesersen kendi kendine naşlatırsan falçatayla sana putka yaparlar demiş. Otomatikmen hani para vermeden direkt kadın olur, gacı olursun demişler. Putkan olur demişler buna.
Bu manyak da yine almış. Ondan... Dur biraz bekleyip beklemeye alayım dur. Tuhaf oldum. Beklemeye aldım. Biraz alttan sipsi alıyorum ya bebeğim, o yüzden. Neyse, bizim bu aptal da inanmış. Şeyimi kesersem. Ha iyi. Bana bedavadan hastanede, devlet hastanesinde putka yaparlar diye inanmış. Bu kim söylediyse buna böyle dalga mı geçtiler, ne yaptılar? Bu da içiyor 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 elma sularını tabii. Başka papikler mapikler de alıkıyor. Çarkı çıkıyor. Çarkta ne oluyor? Paparonlar bunu kovalıyor. Bu da alıyor şu falçata elini. Gel beyin, keserim doğrarım kendimi diye bağırıyor. Bas bas bağırıyor. Ondan sonra açıyor. Maalesef. Koparıyor. Hard diye kesiyor onu ama kökünde yarısı kesiliyor, yarısı kesilmiyor. O kadar but ki yarısı kesiyor, yarısı şey olmuyor. Tabi oradan da çok kan fışkırıyor. Bunu alıyorlar. Bunu alıyorlar hastaneye. Bunu alıyorlar hastaneye götürüyorlar. Onda iş kalmadı. Yarısından çoğunu kesmiş. Onda iş kalmıyor. Buna şimdi nasıl söylesem işte vajina yapmaları gerekirken bunu da hastanede ne yapıyorlar? Onu komplike kesip atıyorlar. Yumurtalarını da alıyorlar. Buna hadım edip salıyorlar. Ondan sonra orası orada bir şey yok. Hepsini alıyorlar. Düz duvar gibi oluyor. Neyse zaten duvar deriz biz onlara, o tip olanlara duvar deriz. Yani duvar ne? Duvar nedir? Giriş yok. Duvardan giremezsin değil mi? Geçemezsin bir yere. Duvarda giriş yoktur. Neyse bunu bandajlı ediyorlar, evine gönderiyor. Bu da zannediyor ki önünde vajinası var. Vajinası oldu zannediyor, seviniyor. Bakıyor dümdüz orası duvar gibi. Sonra yine pansuman mı yaptırmaya gidiyor bilmem ne. Açıyorlar o şeyini. Bantlarını şeylerini açıyorlar. Aa bir bakıyor ki dümdüz orası hiçbir şey. Avucumun içi gibi. Böyle dümdüz duvar. Tabii. Bu ne yapıyor? Çığlık çığlığa. Yani midyede pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Düşün yani ne yapsın? Ondan sonra ne yapıyor? Bu psikolojisi bozuluyor. Sonra hatta şeye falan düştü o. Yazık ya, gülüyorum ama yazık günah. Okşan sen de her boka gülüyorsun. Neyse gülmeleri aşılatırız. Keseriz. Naş. Neyse tabii ciddi bir olay. Tımarhaneye düşüyor. Ay, tımarhanede de bayağı yatıyor. Bayağı yatıyor. Yatıyor, kalkıyor. Deli haplar içiyor, yatıyor, kalkıyor, yatıyor. Yakında ben de herhalde oraya gideceğim gibi gözüküyorum. Dur bakalım. Neyse Allah şifa versin ama şu an şeymiş. Yaşıyormuş ama laçovari olmuş. Hani hem şeyi de yok. Öyle ot gibi dolanıyormuş orada bunu. Yazık günah. Allah rahmet. Ay, şey olsun. Aklına şifa versin Allah diyelim. Neyse canlarım bu kadardı. Yani kötü bir şeydi aslında bu anlattığım ama işte insanız, naletiz, her boka gülüyoruz, ne yapalım ya. Ama bir yandan da vallahi ne bileyim fıkra gibi yani, yalan da değil yani. Neyse canlarım ben yatacağım. Yarın işlerim var dışarıda. Öpüyorum hepinizi, kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapan elleriniz dert görmesin canlarım. Hadi şu güzelliğim rüyanıza girsin inşallah. Hepiniz rüyanızda beni görün inşallah. Hadi canlar öpüyorum sizi. Seviyorum hepinizi. Bak sizinle dertleşiyorum. İçim rahatlıyor. Vallahi billahi. Karşımda bir insan olsa yemin ederim bu kadar. Vallahi de billahi ya. Bu kadar olur yani. O kadar alıştım. Karşımda bir insan olsa bu kadar dertleşmem, anlatmam. Bu kadar rahat konuşamam yani. Bak o kadar insan izliyorsunuz. Yani düşün. Düşün yani. Düşündün mü? Düşündün. Güzel. Şu varlık. Hadi öpüyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Evet.